Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığ ve yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar tığımın numarası 22 numara ve aparatımızda camsil hortumu herhangi bir fıs fısın hortumu arkadaşlar. Ve bugün size iğne oyası iğneden tığa dediğimiz iğne oyasından bu şekilde çevirdiğim bir modelimi tarif edeceğim. Bakın. Gerçekten çok hoş, çok güzel. Hem arkadaşlar tek sırada gitmesi hiç ip koparmadan hem de iğne oyası görüntüsü olması çok güzel. Şimdi arkadaşlarımızın söylediği bu son yeri bu üsttekiler gibi yapamadıklarını şimdi tüm püf noktalarıyla nasıl yaptım? Hep beraber yapım aşamasına geçelim arkadaşlar ve anlatalım. Evet arkadaşlar çiçeklerimizin arasına biz bu şekilde 13 tane tığ battı mesafesi yapıyoruz. Bakın. Burada 13 tane tığ battı mesafemiz var. Ve tığ battığımızın içine sık ile girip şöyle 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Sıradaki tığ battıya girerek tığ battı yapıyorum. Bu şekilde 13 tane tığ battı yaptık. 10 zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10 çeviriyorum ters tarafına iki tane bir iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battığımıza 10 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi de çekip şöyle sık iğne ile yuvanın içine girip sabitledim. Kenarda bir sık iğne bir zincirde sık iğnemizin üzerine çekip ilmeğimi bıraktım. Bakın arkadaşlar burada aparatımız demin gösterdiğim cam sil hortumunun ucundan bu şekilde kestim arkadaşlar. Şöyle taktım. Buraya 6 tane bu şekilde ilmek topluyoruz. Yuvanın içine girdim. Şöyle bir, şöyle iki tane sık iğne ve dibinde de bir tane zincir. Takıyorum. Bu şekilde yuvaya girdim 1 2 dibinde bir zincir bu şekilde 3 şimdi bu yaptığım e, işimi şöyle tırnağımla sağ çekiyorum diğer yapacağım 3 ilmeği mi mesafe açılsın hemen şöyle 1 ve 2 bir tane de zincir çekip ilmeğimi yine aparatıma taktım. Şöyle az yer kalınca arkadan yavaş yavaş döndürünce arkadaşlar ilerliyor. Aynı şekilde yine yuvanın içine girdim. 1 ve 2 Tekrar bir zincirimi çekip ilmeğimi taktım. Arada iki sık iğne üzerine bir zincir ilmeği aparatınıza takıyoruz. Yine yuvaya girip iki tane sık iğneyi bu şekilde bir iki bir zincir kapattım taktım yani ilmeğimi. Evet ilmek sayımız altı tamamlandı. Şimdi şuraya biraz yerde açalım veya da yapabiliriz arkadaşlar tığımızla. Şöyle bir ve iki sık iğnemizi yaptık. Üç tane zincir çekiyorum. 2 sık iğneden sonra 3 tane zincirimi çekip buraya iki tane bu şekilde tığ battı yapıyorum. 1 2 3 Sıradaki bakın boş olan tığ battıma bu şekilde sabitliyorum. Bakın arkadaşlar demin dediğim gibi sık iğne ile buraya giriyorum. Buraya geçiş sadece sık iğne ile ve buraya ilk olduğu için 7 çekiyorum 7 zincirimi çekiyorum şimdi aparatımızı çıkaralım arkadaşlar ilmeklerimiz bu şekilde bakın çıktığında minik şimdi üzerlerini yaptığımız zaman esniyor arkadaşlar bunu kalemle denedim sizler için çok büyük oldu böyle güzel aynı boyutta çıkıyor kalemde lakin üst yuvalarını yaparken esniyor ne kadar da ipimi esnetsem arkadaşlar yine de biliyorsunuz ben esnetmeden yapmam. Buraların yuvalarını hazırlarken esniyor. Sık iğnelerini yaparken üzerine. O yüzden aparatı bir boy küçülttüm. Oya çok basit ama sizlere ayarlaması biraz zaman aldı arkadaşlar. Bazen hani kolayca hemen videosunu çekeyim diye düşünüyoruz ama zor oyadan bile bizi fazla oyaladığı uğraştırdığı oluyor yani. 3, 4, 5 ve 6 yuvalarımızı altışer zinciri şöyle sıkı sıkı aynı yerde çekmeye dikkat ediyorum. Siz daha iyi dikkat edersiniz. Ben konuşmaktan bazen sıkı çekmeyi unutuyorum. Evet. Sıradaki ilmeğimin içine girdim. Sıkı iğne ile altı zincirimi arasına sabitledim. 2, 3, 4, 5 ve 6 yine yuvamızın içine giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 ve 6 yuvamızın içine girdim sabitledim şöyle yine 6 zincir Evet arkadaşlar bakın yine aynı şekilde bir tane atlayıp ikinciye giriyorum bu köşe e, ee, baş gibi olmuyor arkadaşlar. Şunun dibi ile biraz daha mesafe var bakın. Şunu kapatalım daha iyi anlaşılır. Şu dipte bir açıklık mesafesi var. Hem de bir tığ battı kadar oluyor. O yüzden de bu köşeyi düzgün yapamıyoruz. O yüzden bir tane atlıyorum. ikinciye kapatıyorum. Üçüncünün içine sık iğne ile sabitliyorum. Bir iki zincir çekerek düz yüzüne döndüm. Biraz uğraştım bunu bulmak için Sizler arkadaşlar. Neden dedim üsttekiler gibi yanlarda bu şekilde volümlü güzel durmuyor. Uğraşarak bu şekilde bunu buldum arkadaşlar. Bakın buradaki açıklık buradaki açıklık derken orası bir tane tığ battı mesafesi oluyor. Şimdi buraya iki zincirden beş tane kirpik yapacağız. İki zincirimi çekiyorum. Hemen kapattım. Bu yaptığım altı zincirin içini. Bir, iki zincir dördüncü bir iki şu baştan dönüşü de bakın sayalım 2 3 4 sonuncu iki zincirimi çekip yuvamın dolum işlemini bu şekilde bitirdim bakın. ilk yuvam bu şekilde doldu sıradaki yuvamın altı zincirli yuvamın içine sadece sık iğne ile geçiyorum bir iki zincir bu birinci iki zincir ikinci zincir. Üçüncü iki zincir. Zincirleri de sıkı sıkı çekiyorum. Dördüncü şöyle arkadaşlar sıkı sıkı çekiyorum ki e, işim düzgün olsun. Özen gösteriyoruz yaptığımız işe. Yine aynı şekilde iki zincir. Bu birinci kirpik. iki zincir ikinci kirpik üçüncü dördüncü kirpik ve beşinci kirpik sıradaki yuvamızın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum iki tane zincir çekiyorum bakın şimdi burayı diğer yuvaları da aynı şekilde dolduralım. Toplamda 7 tane yuvamız oluyor. Son yuva yine beraber doldurun. Evet, son yuvayı beraber yapmak için geldim ve sık iğne ile içine girip sabitliyorum. 1 2 zincir 1 2 iki zincir ikinci kirpiğim aynı öbürlerinde olduğu gibi buraya da iki zincirli bu şekilde 5 tane kirpik yapıyoruz. 3 oldu. 1 2 zincir. 4 1 2 zincir. 5. Evet 5 tane kirpiği yaptık. Şimdi buraya sık iğne ile geçmiştik ya yuvaya. Aynı yere yanına bir sık iğne daha yapıp şöyle tığ battığını doldurdum. 1 2 3 zincir. Evet. işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Ve başta gösterdiğim 13 tane tığ battığı yapıp Hemen bu şekilde modelimizi bitiriyoruz. 2 i̇ki zincir ikinci tığ battım. 1 2 zincir 3. tığ battım. Bu şekilde üçer zincirli 13 tane tığ battığı yapıp hemen son bitmiş haline bakalım. Evet, bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın üçünü yan yana şöyle sizler için bir tutuyum. Gerçekten iğne zarifliğinde çok hoş bir model oldu. Emeklerim için sizler de beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.